Merhaba Poketto Gaming'e hoş geldiniz. Birinci nesil Pokemon oyunlarında Blue, Yellow ve Fire Red'den oluşan hızlandırılmış tam çözüm serimizin yeni partına hoş geldiniz. Burada Pokemon Kulesi denilen hayatını kaybetmiş Pokemon'ları anmak için olan bir yapı var. Buraya gitmeden önce yapmanız gereken de bazı şeyler var. Burada Lavender Town'da aşağıda gidebileceğiniz bir istikamet var ki bunu daha sonra da kullanmayı planlıyorum ben. Lavender Town'da burada sol taraftan yolumuza devam edecek olursak yine pek çok eğitmenle karşılaşabileceğimiz bir alan mevcut. Bu eğitmenleri yenerek yolumuza devam ediyoruz. Hali hazırda şu an bisikletimiz var. Aslında bisiklet kullanarak çok daha hızlı seyahat edebilirsiniz. Burada ben kendim bisikleti çantamın en üst gözüne gelecek şekilde konumlandıraraktan daha hızlı erişim imkanı olabilecek şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü ilk oyunlarda biraz daha menü erişimi diğerlerine göre yavaş oluyor. Bütün eğitmenlerle karşılaşıp bu arkadaşları yendikten sonra burada Yine bir yeraltı geçiti var. Yeraltı geçitinden Seladon şehrine gidebiliyorsunuz. Seladon şehrine gittiğiniz zaman burada hem dördüncü salon mücadelenizi yapıp dördüncü rozeti kullanabileceğiniz alan ayrıyetten sizin hikayede yolunuza devam etmek için izlemeniz gereken bazı adımlar var. Bunun yanı sıra bu şehir birinci jenerasyon oyunlardaki en büyük market alanına sahip. Beş katlı bir market var ve bu beş katlı markette pek çok şey elde edebiliyorsunuz. Şu an girdiğim binaya girip de en üst kata çıkmanız durumunda şurada gördüğünüz küçük kulübeciğin içerisinde oyunda sadece bu yolla elde edebileceğiniz evinize sahip oluyorsunuz. Ayrıca şehrin alt kısmındaki restorana girip köşedeki arkadaşla konuşursanız size coin case diye bir envanter veriyor. Bu coin case sayesinde bazı şans oyunları oynayıp coin biriktirebiliyorsunuz. Ya da bu coinleri doğrudan satın alabiliyorsunuz. Bu coinleri sonradan takasta kullanabiliyorsunuz. Takas derken bazı pokemonları satın almakta ve sonrasında bazı başka türlü sahip olamadığınız, başka yöntemlerle sahip olamadığınız saldırılı sahip olmak için kullanabiliyorsunuz. Game Corner'a geldik. Coin case'imiz olduğu için bakın yerde bile e, coin bulabiliyoruz. Buradaki gördüğünüz e, görüntü itibariyle rahatsız edici tipte olan arkadaşı yendiğimiz zaman bir poster var. Bu posteri koruyor kendisi. Posterin arkasındaki düğmeye başı, basıp roket takımının saklanma alanına geliyorsunuz. Burada benim izlediğim adımları izleyip şu an köşede gördüğünüz roket takımı üyesi de yendiğiniz zaman lift key düşürüyor. Bu lift key burada sizin asansör kullanmanızı sağlıyor. Bu lift key'i almadan maalesef burayı tamamlamamız mümkün değil ve bir ay taşı daha elde edebiliyorsunuz. Lift key ile üst kata çıkacağız. Roket takımının planlarını, oyunlarını bozacağız her zamanki olduğu gibi. Ama lift key'iniz olmadan bu alana ulaşamazsınız. Lift key'in önemli olan yanlarından biri burada sahip olabileceğiniz bir item var. Yellow'da gene tabii karşımıza Jesse James ve Miaw geliyor. Jesse James Miaw'ı yendikten sonra burada ilk defa roket takımının lideri olan Giovanni ile karşılaşma imkanımız olacak. Giovanni kendini hedef olaraktan dünyanın en güçlü Pokemon eğitmeni olma hedefini koymuş. Aslında Pokemon'lara ve Pokemon alemine değer veren ama e, prensip olaraktan biraz farklı yöntemler düştükten sonra kötü yola sapmış biri olarak değerlendirebilirsiniz. <laughs> Son olarak ekansa da karşılaşıyoruz. Burada Ice Beam kullanıyorum. Ice Beam'i elde etmek için de sonrasında nereye gitmeniz gerektiğini size göstereceğim. Ice Beam önemli bir saldırı. Roket takımı ışık hızında havaya uçtuktan sonra burada yukarıya geliyoruz ve Giovanni ile roket takımının kurucu lideriyle karşılaşıyoruz. Giovanni gelmiş geçmiş en cool bence kötü adam yani. İlk başta Onyx'i var. Onyx'ine karşı dövüş türü bir hamle kullanırsanız ya da su türü bir hamle kullanırsanız rahatlıkla Onyx'i yenebilirsiniz. Benim Charizard'ım Blue'da çok güçlü olduğu için e, Flame Thrower saldırısıyla rahatlıkla yenebiliyorum. Sonrasında kendisi Rhyhorn yolluyor. Bir yer ve kaya türü Pokemon'da gene dövüş türü ve su türü hamlelerle rahatlıkla bunu da etkisiz hale getirebilirsiniz. Ve son Pokemon'u Yellow the Persian animeden referans olarak diğer oyunlarda ise Kangaskhan normal tür bir arkadaş ve oyunlarda elde etmesi nispeten zor olan Pokemon'lardan biri. Pek çok kez karşınıza çıkacak ama yakalayana kadar gerçekten yorulacaksınız. Giovanni'yi yendikten sonra burada ee, Seal Scope diye bir item düşüyor. Pokemon Kulesi'ne bunu alıp gelirseniz çok daha kolay olur. Aksi takdirde burada ilerlemek için başka basit geçici bir çözüm daha var. Şimdi Rival'ımızla ilk Pokemon Kulesi'nin giriş katının hemen üzerinde ilk katta karşılaşıyoruz. 5 Pokemon'u var takımını biraz daha geliştirmiş ve artık Spirov'u Firov'a dönmüş Yellow versiyonunda. Gene her zamanki gibi elektrik hamleleriyle falan kolaylıkla yenebilirsiniz. Ya da Charizard'ınızın 33. levelde öğrendiği Slash saldırısı önemli bir saldırı. Slash'ı kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Çok yüksek ihtimalle kritik vur vuran saldırılardan biri. Herkese kritik vura vura ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yellow'da shellder yolluyor. Normal blue ise karşımıza glowlight çıkıyor. Sonrasında execute ve wallpix ile devam ediyoruz. Burada kullandığınız versiyona göre blue'da her zaman için aynı sırada yolluyor. FireRed'de tamamıyla random şekilde sıralaması değişiyor. Yellow'da ise zaten takımının içeriği farklı olduğundan dolayı sizin normal bildiğiniz sıralamada Pokemon'ları gönderirken takımına yeni eklediği Pokemon'lar ana Pokemon'undan önce olacak şekilde sıralanıyor. Yani en son ilk başlangıç partneri en son takımın eklediği Pokemon ise hemen ondan bir önce olacak şekilde devam ediyor. Burada Kadabra'sını ve Eevee'sini de yendikten sonra Yolumuza kolaylıkla devam edebiliyoruz. Rival'ımıza karşı 3'te 3 hatta ilk baştaki savaşı da sayarsak 4'te 4 e, üstünlükle skorla devam ediyoruz. Burada kendisi diyor ki Kubon'u buldum ama gelişmiş hali olan Marowak'ı bulamadım diyor. Bu da zaten buradaki hikayenin bir parçası. En üst kata geldiğiniz zaman burada bir hayalet. Normalde sizin geçmenize izin vermiyor. Ama biz Giovanni'yi yenerek elde ettiğimiz dürbünle aslında bu hayaletin sıradan bir hayalet değil de Marowak olduğunu görürüz. Burada Marowak'ın tabi üzücü bir hikayesi var. Roket takımı üyeleri buradaki Pokemon'ları yakalayıp satma amacıyla Pokemon'lara saldırdığı zaman Marowak yavrusu Kibon'u korumak için kendini feda ediyor. Ve sonrasında insanlar roket takımı üyelerine yaklaşıp zarar görmesin diye kendisi burada buradan uzaklaşın buraya yaklaşmayın diye diğer gelen insanları korkutmak için hayalet şeklinde beliriyor. Tabi biz Giovanni'den elde ettiğimiz ekipman aracılığıyla Maravak'ı görüyoruz. Maravak'la mücadele edip onu yendikten sonra huzura kavuşmasını sağlıyor. Zaten burada Maravak artık huzura kavuşaraktan gitti ruhu huzur buldu diyor. Üst kata çıktığımız noktada Normalde roket takımının üyeleriyle savaşarak burada bir yaşlı amcaya ulaşıyoruz. Yellow'da ise Jesse James Miyavgen'e karşımıza geliyor. Buradaki yaşlı amcamız Mr. Fuji. Önemli bir Pokemon insanı diyebiliriz. Bunu buradan kurtarmaya için geldiğimizi söylüyoruz. Biz ama o diyor ki benim kurtarılmaya ihtiyacım yoktu. Ben kendi rızamla buradaydım. Kibon'un annesi Maravak'ı ziyaret etmek için gelmiştim diyor ve sonrasında doğrudan onun evine ışınlanıyoruz ve orada bize yardımcı olması için poke flüt veriyor. Poke flüt de maceranıza devam etmek için sahip olmanız zorunlu olan ekipmanlardan biri. Ama öncesinde biz tabii ki burada geldiğimiz şehirde dördüncü salon mücadelemizi yapıp dördüncü rozetimizi alacağız. Dördüncü salon mücadelesi için geldiğimiz salonda bitki türü uzman bir lider var. Bunun için uçan tür, ateş türü ve ayrıyetten bitki pokemonlarına gene süper efekti vurduğu için buz hamlesi yapabilen bir pokemon kullanabilirsiniz ki ben Yellow'da Mivim'in Ice Beam saldırısıyla mesela buz ışın saldırısıyla kolaylıkla buradaki bitki türü eğitmenleri yenebildim. Ice Beam'e de sahip olmanız için buradan ayrılmadan önce uğrayacağımız o bahsettiğim 5 katlı markete gidiyoruz ve markette bu nasıl elde edebileceğinizi göstereceğim. Burada salon liderimiz Erika biraz kendisi ee, çiçeklerin bu hoş kokusundan dolayı uyuklamayı seven biri. Kendisini uyandırıyoruz ve maceramıza başlıyoruz. Savaşımıza başlıyoruz. Erika'nın Pokemonları aslında oldukça iyi. Tür avantajımız olmasa bize zorluk yaşatabilecek Pokemonlar. Burada normal versiyonlarda ilk Victor Bell ile karşılaşırken Yellow'da Tangela ile bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi Mivin Ice Beam saldırısıyla rahatlıkla yenebiliyor. Charizard'ın ateş türü saldırılarıyla da rahatlıkla yenebiliyoruz. Ayrıca uçan tür bir Pokemon kullanırsanız uçan tür saldırılarıyla da rahatlıkla hasar verebilirsiniz. Ayrıca gönderdiği Victor Bell, Tangela ve hmm. Gloom ve Evrim zincirindeki Vileplume zehir türü olarak geçtiği için onlara Psychic saldırılarda süper efekti vuruyor. Bunun da altını çizeyim. Son olarak Yellow'da Gloom'unu diğer versiyonlarla Vileplume'unu yendikten sonra dördüncü rozetimizi de alıyoruz. Burada markete girdiğiniz zaman markette Firestone, Thunderstone, Waterstone bunları sahip olabiliriz. Ayrıca yukarıda gördüğünüz Poke Doll'sa önemli arkadaşlar. Eğer diyelim ki Giovanni'yi yenip oradaki ekipmanı almadınız. Zaman kaybetmek istemiyorsunuz. Pokedol alıp gidip hayalete Dol'u fırlattığınız durumda da hayalet gene Marovak'a dönüşüyor. Ve onu yenerek yukarıya devam edebiliyorsunuz. Bu sayede hiç roket takımının gizlenme kulesine gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Marketin en üst katına terasa çıktığınız zaman içecek makinesine alabileceğiniz 3 içecekten de birer tane alıp buradaki arkadaşla konuşursanız ona içecek vermeniz karşılığında size 3 tane saldırı veriyor. Bu saldırılar Rock Slide, Ice Beam ve Tri Attack. Oldukça güçlü saldırılar. Şehrin sol tarafından artık çıkışa geldiğiniz noktada buradaki çimenlerde Dodo yakalayabilirsiniz. İki başlı deve kuşu arkadaşımız. Ama önemli olan buradaki eve geldiğiniz zaman bu arkadaş diyor ki burası benim gizli alanım. Ee, buradan kimseye bahsetme ödül olarak da bize tm 2 fly veriyor. Uçarak seyahat etmemizi sağlayan hidden machine'imiz. Eğer pokeflutik buradaki e, yatan arkadaşa kullanırsanız Snorlax'la karşılaşıyorsunuz ve Snorlax yakalama imkanınız var. Snorlax'ı yakalamak birazcık zor olabiliyor çünkü bu arkadaşın hasarı oldukça iyi ve uyuyarak canını fullleyebiliyor. Bu nedenle ee, bu arkadaşı yakalamak için biraz daha ekstra efor sarf etmek gerekiyor. Bakın tam yakalayacakken canını fullüyor. Sizin tekrar onun canını azaltmanız gerekiyor. Kendisini paralyze yapabilirsiniz. Paralyze yaptığınız durumda da bu arkadaş paralyze'ı bozabiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani paralyze'ı nasıl bozuyor? Ee, kendisi rest saldırısını kullanıyor. Uyuyaraktan can fullemeye geçtiği için ister istemez burada sizin paralyze'nizi de bozmuş oluyor. Ve tekrar tekrar paralyz yapmanız gerekebilir. Sabırlı bir şekilde mücadele edin. Mümkünse savaşın uzun süreceğini düşünüyorsanız sen atak kullanabilirsiniz. Sen atak sayesinde ekürsünüzü düşürürsünüz ve size karşı hamle yapmasını engelleyebilirsiniz. Size karşı hamle yapmasını engelledikten sonra ise doğrudan zaten rahatlıkla savaşabileceğiniz bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Hatta üzerine belki biraz growl kullanaraktan asar'da düşürebilirsiniz ve burada oyun içerisinde yakalayabileceğiniz 2 adet snorklax'tan ilkini yakalamış oluyorsunuz. Söylediğim gibi birazcık zaman alabiliyor. E, hatta snorklax'la karşılaşmadan önce bence bir kez save yapıp kaydetmenize fayda var. Sizin için oldukça, mümkün olduğunca hızlandırmaya çalıştım. Ama gördüğünüz gibi ona rağmen biraz vakit alıyor. Ama sonunda Snorlax'ı yakalıyoruz. Snorlax'ı yakaladıktan sonra bisiklet yoluna geliyoruz. Bisiklet yolunda pek çok mücadele edebileceğiniz eğitmen ve oldukça da iyi kazanabileceğiniz deneyim puanları var. Hepsiyle savaşmanızı öneririm. En sonunda bisiklet yolunun en alt kısmına geldiğiniz noktada. Bisiklet yolu doğrudan aşağı doğru gidiyor siz tekrardan yukarıya çıkarak diğer taraflardaki eğitmenlerle de mücadele edebilirsiniz. Bu yolu tamamladığınız ama Füşya şehrine doğru geliyorsunuz. Füşya şehri önemli şehirlerden biri. Çünkü burada yine özel alanlardan biri var arkadaşlar. Burada Slowbro ile Liki Tank takas eden bir arkadaş var. Slowbro vermeniz karşılığında Liki Tank alıyorsunuz ki bu Liki Tank'ı elde etmenizin tek yolu. İlk önce tabii ki Pokemon merkezine uğrayacağız. Pokemon merkezine uğradıktan sonra da direkt 5. salon mücadelenizi yapabiliyorsunuz. 5. salon mücadelenizde biraz daha fazla eğitmenle başlangıçta mücadele ettikten sonra sonrasında Koga ile mücadele ediyoruz. Koga zehir türü Pokemonlar kullanan bir eğitmen. Zehir türü Pokemon'lar kullandığı için onun Pokemon'larına karşı avantajlı olan Psychic türle eğer gelirseniz buraya ya da Psychic tür saldırı bilen herhangi bir Pokemon'la gelirseniz rahatlıkla geçebilirsiniz. Yerde böyle gizlenilmiş e, tuzaklar var. Bu tuzaklar sizi ilerlemenizi engelliyor ama siz gördüğünüz gibi bunları seçebiliyorsunuz. Bunları atlataraktan Koga'ya geldiğiniz noktada 5 salon mücadeleniz ve 5. rozet mücadeleniz başlamış oluyor. Koga ayrıca bir ninja. 4 adet Pokemon'u var. Normalde Koffing gönderiyor. Yellow'da Venonet gönderiyor. Ateş türü saldırı, buz türü saldırı, psychic tür saldırıyla rahatlıkla yenebilirsiniz. Psychic tür saldırı süper efektif vuruyor. E, buz türü saldırı Venonet'e yüksek hasar veriyor. Çünkü ayretten zehir ve bitki türü olduğu için. Ama diğer arkadaşlara ben Charizard'ımın Flame Thrower'ını Wing Atağını kullanıyorum. Yani Charizard'ımızın seviyesi yüksek olduğu için rahatlıkla yüksek hasar verebiliyor. Ama eğer tür avantajı sağlamak istiyorsanız seçeceğiniz saldırı türü kesinlikle Psychic olması gerekiyor. Koga'nın sırasıyla Venonet'lerini Yellow değindikten sonra en son Venomotu karşılaşıyoruz. Normalde de Kofingini, Makını, Vizingini yenerekten Koga'yı yenmiş ve 5. rozetimizi almış oluyoruz. Burada sizi zehirleyebiliyor. Zehirlediği zaman her tur sonunda canınız gider. Sadece burada eğer tek atarak ilerliyorsanız Blue'da canınız gitmeyebilir. Çünkü o zaman ee, karşı tarafın hamle hakkı gelmediği için sizden zehir can götüremiyor. Burada aşağı doğru yendikten sonra ilerlerseniz birkaç eğitmen var. Ama biz asıl yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkıp katla bu küçük ağaççıkları kestiğiniz zaman önemli olan bir alana Safari Zone'a geliyorsunuz. Safari Zone'un diğerlerinden şöyle bir farklı yanı var. Burada bazı Pokemon'ları başka yerde bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani sadece Safari Zone'da bu Pokemon'ları yakalayabiliyorsun. Bu Pokemon'lar neler? Kangaskhan, Toros, Scyther. Ki Scyther'ı ee, coinle ile satın alma imkanınız var. Ayrıca Chansey. Yani bu Pokemon'ları bu alanın dışında bulma şansınız yok. Benim şu an videoda size gösterdiğim rotayı izlemeniz çok önemli. Bu rotayı izlerseniz bu rotanın sonunda yeni bir Hidden Machine elde edeceğiz. Bu Hidden Machine Surf arkadaşlar. Hikayeye devam edebilmek için ihtiyacınız olanlardan biri yani. yani hidden machine'ler şöyle. Bunları elde etmediğiniz takdirde hikayede devam etmeniz mümkün değil. Aralarında bir istisna var. HM5 flash olmasa dahi devam edebiliyorsunuz. Yani karanlıkta bir şekilde yolunuzu bulabilirsiniz. Ama e, diğerleri olmadan maalesef hikayede ilerleme şansınız yok. Yani diğer bölgelere erişemiyorsunuz. Burada gold teeth bulduk çok önemli. Ve girdiğiniz zaman inanılmaz bu ilk defa oluyor. Buraya ulaşan ilk kişi sensin diyor ve bize HM3 sörfü veriyor. Surf'ü kullanaraktan denizlerde seyahat edebilme imkanı buluyorsunuz. Şimdi bu şehirden ayrılmadan önce tabi bir yere daha ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu da şu yan taraftaki evde bir warden var. Bu Word'una biz Safari Zonda bulduğumuz gold tit verdiğimiz ama bize HM4 Strange'i veriyor. Straight yani bu olmadan da ilerleyemiyorsunuz çünkü yolunuza karşılaştığınız kayaları iterek yolunuzu açma imkanı sağlıyoruz. Bu lokasyonda aşağı inip de surf'i kullanmanız durumunda pek çok eğitmenin olduğu ve Seafoam Island'a giden iki rotadan birini bulmuş oluyorsunuz. Buradaki eğitmenlerin hepsi su türü Pokemon kullandığı için bitki ve elektrik türü Pokemon'unuz varsa ve onun levelini arttırmak istiyorsanız bu lokasyonu kullanabilirsiniz. Ama benim sizin level kasmak için gitmenizi şiddetle önerdiğim ve özel bir envanteri de elde etmek için şiddetle gitmenizi önerdiğim lokasyon burada. Şehrin sağ tarafındaki kısma gelirseniz buradaki geçitte üst kata çıkmanız durumunda Burada Profesör Oak'ın gene bir asistanı var. Onunla konuştuğunuz zaman eğer 50 Pokemon ve üzeri yakaladıysan sana exp all vereceğim diyor. Yani experience all. 55 Pokemon yakalamışız. Experience all'u alıyoruz. Experience all'un özelliği şu. Bunu eğer çantanızda tutarsanız savaş esnasında kullanmadığınız Pokemon'ların da hepsi experience, deneyim puanı almış oluyor. Bunu çok fazla önermiyorum. Önermeme nedenim de bu. Ee, savaşlar bittikten sonra bütün Pokemon'ların ne kadar experience kazandığını yazarak devam ettiği için savaş sonunda çok uzun süre bekletmiş oluyor sizi. Sonrasında bu geçitten geçtiğimiz noktada pek çok savaş yapabileceğiniz eğitmen var. Bir sürü eğitmen var. Bu rottaki, rotadaki eğitmenlerin hepsini yenerek yine deneyim puanı kazanabilirsiniz. Çünkü burada özellikle 6. rozetimizi kazanmaya gideceğiz. 6. rozeti kazandığımız noktadan sonra gerçekten yüksek levelli eğitmenlerle karşılaşıyorsunuz ve birden bu mücadeleler daha zor hale geliyor. Root 14'te yukarıya doğru devam ettiğimiz zaman burada bir tabi denizli kısım var. Buradan yukarıya çıkmanız durumunda elde edebileceğiniz iki tane şey var. Birazdan yeni bir olta sahibi olacağız. Bu olta bakın diğer bize olta veren kişinin kardeşiymiş ve bize süper road veriyor. Süper olta. Süper olta oyunda elde edebileceğiniz en yüksek olta bu nedenle çok önemli. Flütümüzü kullanarak burada ikinci Snorlax'ımızla karşılaşabiliyoruz. İkinci Snorlax ve oyunda karşılaşabileceğiniz de son Snorlax arkadaşlar. Snorlax'la karşılaşırken aynı taktikleri uyguluyorum. Flash ve bu Sand Atak'la Accuracy'sini yani isabet oranını düşürüp sonrasında Paralyze edip canını azaltıp yakalamaya çalışıyoruz. Burada Snorlax'ı yakalamadan önce elde ettiğimiz flütü de özelliği şu. Şimdi Old Road yani eski oltayı aldığınız zaman ilk başta sadece Magikarp yakalayabiliyorsunuz. Good Road aldığınız zaman yani biraz daha iyi bir olta verdikleri zaman size Golding gibi, Horsey gibi başka su pokemonları da yakalama şansınız oluyor. Ama Super Rod'a sahip olduktan sonra bütün su pokemonlarının hepsini yakalama imkanı bulabiliyorsunuz ki bu çok önemli. Super Rod'la Safari Zone'a gittiğiniz takdirde hatta su Dratini yakalama şansınız bile var. Snorlax gene biraz bizi zorluyor. İnatla topuna girmek istemeyen bir arkadaş yapabilecek bir şey yok. ve uzun uğraşlar sonunda ikinci Snorlax'ı yakaladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Bu yol yukarıya doğru devam ettiği zaman bizim Lavender şehrinin altındaki o size sonradan gideceğimizi söylediğimiz istikamete çıkıyor. Yani bu yola devam ettiğiniz zaman Lavender şehrine ulaşmış oluyorsunuz. Bisiklet yolundan gitmeyip Füşya şehrine yani Koga'yı yendiğimiz şehre ulaşmak için de bu yolu kullanabiliyorsunuz. Ben şahsen kendim bisiklet yolundaki mücadelelerin hepsini yapıp Pokemon'larımın deneyim puanı alarak daha yüksek seviyeye gelmesini tercih ediyorum. Ve yukarıya doğru çıktığımız noktada geçitten geçiyoruz. Evet bu partın da sonuna geldik. Bir sonraki part tam çözüm maceramıza kaldığımız yerden son sürat devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak videonun ön planı çıkıp daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Ve kanaldaki gelişmelerden haberdar olmak için de abone ol'a tıklarsanız sevinirim. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.